videoma hoş geldiniz. Şu anda beni duyamıyorsunuz. Ama engelleri kaldırıp atmanın her zaman bir yolu vardır. Sizler videonun alt yazısını açarak beni duyabilirsiniz. Hep beraber engelsiz yarınlara. Herkese tekrar merhabalar. Hasta kameranın karşısına geçtim çünkü bu videoyu daha fazla ne kadar erteleyebilirim bilemediğimden. Kusura bakmayın, sesim çok çatallı, o yüzden arada su içeceğim. Sürekli öksürme ihtiyacı duyuyorum. En son sizinle bir yeni yıl videosu paylaşmıştım. Çok güzel geri dönüşler yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum o yüzden. 2018 yılının son 4 ayında okuduklarımı video ile paylaşamadım. Ama daha fazla gecikmesini de istemiyorum. 2019'un ilk haftasında bunları artık paylaşayım dedim. Hasta da olsam artık paylaşma kararı aldım. 7 tane kitap paylaşacağım sizinle. Sesli kitaplar da var. İsterseniz geçelim. İlk önce bir çizgi romandan bahsetmek istiyorum. Ben uzun zamandır çizgi roman okumayı istiyordum. Bu Gün Gezgini benim ilk çizgi roman deneyimim olmuş oldu. Çizimleri gerçekten çok güzel. Çok güzel, ne denir, illüstrasyonları var. Ölümü anlatan bir çizgi roman. Aslında ölümün sıradanlığını anlatıyor. Ben böyle internette çizgi roman okuyayım, acaba ne okuyayım, ne önermişler diye booktuberların videolarına biraz bakmıştım. Başka çizgi roman serilerinden falan da bahsediliyordu ama bundan başlamak istedim açıkçası. Gittiğimde kitapçı satın almakta önerilenler arasında bu vardı. Fazla abartıldığını düşünüyorum aslında bu kitabın. Ölümün sıradanlığından bahsediyor aslında. Ve aslında biraz da insan hayatının ucuzluğuna değinmiş durumda. Hayat bir yerlerde devam ederken bir yerde pat diye insanlar bir şekilde ölüyor. Bunu anlatmaya çalışmış bir hikaye üzerinden. Ama yine de okunası bir kitaptı diye düşünüyorum. Çok abartıldığını düşünüyorum ama okunası bir kitaptı diye düşünüyorum. O yüzden çizgi roman severlerinde gerek içindeki başarılı illüstrasyonlardan gerekse hikayenin bütününden kaynaklı olarak bu kitabı beğeneceklerini düşünüyorum. O yüzden yine de tavsiye ediyorum sizlere. Özür. İkinci bir kitap olarak da Başak Kaplan'ın önce Hayallerim Öldü, sonra Babam kitabını okudum. Başak Kaplan'ı biliyorsunuzdur mutlaka. Beni biliyorsanız Başak Kaplan'ı kesin biliyorsunuzdur. Kendisi bir YouTuber. Ve benim çok severek takip ettiğim ama böyle kitabını yayınlamaya başlamadan birkaç zaman önce takip etmeye başladığım, yeni tanıdığım bir YouTuber. Ben onun paylaştığı şeyleri çok kıymetli buluyorum. Çok güzel şeylere değindiğini düşünüyorum. Çok tatlı bir insan bir kere ve cesaretli olduğunu düşünüyorum. Cesur konulara değiniyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Onun cesaretini seviyorum, onun heyecanını seviyorum, onun heyecanla bir şeyler anlatmasını seviyorum. Kitap çıkarttığını görünce de katkı sunmak istedim. Çünkü bu onun hayaliymiş. Aslında şimdi böyle şey gibi olması, bu benim de hayalim falan demek istemiyorum tabii ama ben de kendimi bildiğim bileli bir şeyler yazan, bir şeyler karalayan bir insanım. Hatta geçen gün bu yeni yılda karaladığım birkaç bir şiiri paylaşınca sizinle annem izlemiş. Annem şey dedi, şeyi hatırlıyorum dedi, okuma yazmayı öğrenirken dedi ilk yazdığın şiiri hatırlıyorum dedi, analar tarlalarda diye bir şiir yazmıştım böyle. İzlediğim bir filmden etkilenmiş olsa gerek. Onu hatırlattı hatta. O yüzden kendim bildiğim bir şeyler karalayan bir insandım. O yüzden de onun bu hayalini gerçekleştirmiş olması benim çok hoşuma gitti. Onu sevdiğim için. İkincisi de katkı sunmak istedim kitabını alıp okuyarak. Kitap onun yaşamına dair kısa hikayelerden oluşuyor. Ben bir otobiyografi okuyacağımı zannediyordum aslında ama öyle değilmiş. Başak Kaplan'ı daha yakından tanıma fırsatınız oluyor kitabı okurken. Bir kere videolarda konuştuğu gibi aynı dille yazmış. Dolayısıyla hikayeler çok akıcı. Sadece sanıyorum bir kronoloji olmasına rağmen Bazı şeyler acaba biraz daha mı kronolojik olsaydı falan diye düşündüm. Biraz daha mı bütünsel olsaydı acaba diye düşündüm. Ama sonuçta bu onun çıkardığı ilk kitap. Ve ileride eminim ki adım adım başarıya giden bir insan olarak daha güzel işler başaracağını düşünüyorum. Dilerim bir gün seninle tanışacağım Başak. O yüzden tebrikler. Kitabını aldım, okudum, sevdim ve öneriyorum. Üçüncü kitap ise Rıfat Ilgaz'dan Satılmışlar. Bunu nadir kitap alışverişimde aldığımı, okuyunca sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Rıfat Ilgaz'ın kısa kısa hikayelerinden oluşan bir kitabı. Belli dergilerde yayınlanmış hikayeleri de var içerisinde. Tabii ki kara mizah hikayeleri var, Muzaffer Üzgü gibi. Bu arada ben her mizah konusu geçtiğinde mutlaka Muzaffer Üzgü'ye değiniyorum. Fark etmişsinizdir bunu, beni sürekli takip ediyorsanız. Muzaffer Üzgü'yü gerçekten seviyorum. O kara mizahta benim için ayrı bir yeri var şu an okuduğum yazarlar arasında. En üst sıradadır Muzaffer Üzgü. Onu hiç tanımadım, tanıma fırsatım olmadı. Olsaydı bu beni gerçekten çok mutlu ederdi. Hatta ilk hasta olduğunu biliyordum. Ölüm haberini babam o gün haberlerde dinleyip bana geldi, söyledi. Hatta buradalardı, misafirimdiler. Geldi, söyledim, sen biliyor musun Muzaffer Üzgü ölmüş diye. Hadi ya, yapma ya falan diye, sanki böyle kendi dedem ölmüş gibi hissettim. O kadar ki severdim Muzaffer Üzgü'yü. Dolayısıyla her kara mizahta Muzaffer Üzgü'ye de değiniyorum. Rıfat Ilgaz da gerçekten onun tadında, tabii ki kendine özgü bir ele alış tarzıyla ele almış. Bu tarz kitapları yakın dönem eleştirilerini, yakın dönem siyaseti ya da geçmiş dönem siyasetine ilgileniyorsanız, ki ben zaten az bile olsa ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ilgileniyorsanız ona dair eleştirileri okuma şansı bulacağınız kitaplardır bunlar. Dolayısıyla eğer ilgileniyorsanız Rıfat Ilgaz'ın Satılmışlar kitabını mutlaka seveceğinizi düşünüyorum. Ülkenin hangi kesimlerinde satılmışlar, eğitiminden tutun sağlığına kadar o satılmışların eleştirisini okumuş olacaksınız. Seveceğinizi düşünüyorum. Okuduğum bir diğer kitap Gabriel Garcia'nın Kırmızı Pazartesi. Hayatımda okuduğum en enteresan polisiye romanlarından bir tanesiydi. Gerçekten farklı bir boyut kazandırdı bana. Hatta bu sebeple belki polisiye tarzına bile almayanlar vardır. Şöyle bir polisiye düşünün. Cinayeti kimin işlediği belli, neden işlediği belli, bir cinayet işlendiği belli ve yine de kitabı bitiriyorsunuz. Yine de merak uyandırıyor sizde. O yüzden gerçekten enteresan bir polisiyeydi benim için. Alışılmışın çok aksine gelişmiş bir roman. Kısa bir hikayeydi zaten. Başta adapte olmakta zorlandım, yabancı bir yazar olduğu için muhtemelen. Daha sonrasında kolayca adapte oldum ve hemen kitabı bitirdim. Bir günde bitirdim herhalde. Zaten böyle kendime bir 2018 yılında uçurum olarak bir hedef koymuştum, 60 kitap okurum diye. Tabii ki 60 kitap okuyamadım. Sanıyorum 30 kitap okudum 2018 yılında. Biraz da böyle son, özellikle de Aralık ayını bir maraton halinde kısa kısa kitapları tercih ederek en azından birkaç daha kitap okumuş olayım, hedefime yaklaşmış olayım diye düşündüm. Bu sene daha az bir kitap hedefi koydum kendime. 2019 yılında 30 tane kitap okumayı planlıyorum. Bu başarabileceğim bir hedef bence. Göreceğiz. Her neyse, bu kitap da öyle bir kitaptı. Enteresan polisiye romanıydı. Enteresan bir polisiye romanıydı. Bir de şöyle bir gerçeği sunuyor size. Bir cinayet bir kere suç doğal olarak. Ve bu suçu bütün kasaba biliyor ve hiçbir şey yapmayarak buna aslında ortak olmuş oluyor. Böyle bir toplumsal travmadan da bahsediyor aslında. Hani suya sabuna değmeyip bir şeylere ortak olmak vardır ya, öyle bir travmadan da bahsediyor. Ben polisiye severlerin çok sevdiğini düşünüyorum. Zaten herkesin kütüphanesinde var herhalde. Kırmızı Pazartesi çok meşhur bir kitap. Seveceğinizi düşünüyorum. Mutlaka okuyun derim. Martı Jonathan Livingston. Yine nadir kitap alışverişimde almıştım bu kitabı sanıyorum. Neyse, emin değilim. Şuraya bırakırım o videoyu da. Bir dönemin yasaklı kitaplarından bir tanesi bildiğiniz üzere. Ve ben bir dönem yasaklanmış kitapları neden yasaklandıklarını keşfetmeyi seven bir insanım. Dolayısıyla fırsat buldukça onları okuyorum. Bir Martı'nın bir uçuş ve belli bir hıza ulaşma kapasitesi var doğal olarak. Ve Jonathan bu daha yükseğe uçma ve daha hızlı uçma gibi bir hevese kapılıyor. Bulunduğu sürüye bunu kabul ettiremiyor. Ve bu sebepten dolayı yargılanıyor. Kendisi daha yükseğe ve daha hızlı uçabilmek için kendi özgürlüğünü ilan edip uzaklaşıyor sürüsünden. Daha sonra sürünün içerisinden yanına katılmaya başlayanlar oluyor ve onlara bu uçuşu öğretmeye başlıyor. Kitabın vurgun cümlesi şu: en yüksekten uçan martı en uzağa görendir diyor Martı Jonathan. Muhtemelen bu o dönemde kitabın yasaklanma sebeplerinden bir tanesi. O meşhur cümle bu olsa gerek. Evet, gerçekten daha yükseğe uçan daha uzağa görendir. Bu doğru bir cümle aslında. Daha hızlı ve daha yükseğe uçma tekniğini öğretiyor bir martıya. Fletcher adında bir martıya ve martı da bu öğretiyi devralarak bu uçuş tekniğini başka martılara da öğretiyor ve böyle bilgi aktarılarak gidiyor. Yani özgürlüğünü ilan etmiş bir martı var. Fakat liderlik etmesine rağmen liderliğinin sürekliliği yok. Yani liderlik sürekli bir şey değil kitaba göre. Benim yaptığım çıkarım bu. Bence kitabı okuyabilirsiniz. Zaten kısacık bir hikaye. İclal Aydın 3 kız kardeş kitabını okudum. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere 3 tane kız kardeşin hayatında yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı bir kitap. Bu 3 kız kardeş hayatındaki sıkıntıları belli bir yaşa erdikten sonra birbiriyle tartışma fırsatı, birbiriyle paylaşma fırsatı buluyorlar. Böyle bir hikaye var. İclal Aydın'ın bu ilk okuduğum kitabı. Yani böyle popüler yazarları okumak konusunda önyargılıyım biraz. İclal Aydın'ın bu kitabı önyargımı destekler nitelikte oldu. Kitap gerçekten çok akıcıydı. Hani böyle yaz kitapları istersiniz ya, hani böyle kumsalda aksın gitsin, gerçekten öyle bir kitaptı. Hani ama kitapta bir yere varsın isterim ben her zaman. Kitap benim için bir yere varmadı. Dolayısıyla tavsiye edebileceğim bir kitap değil sizin için. Ben tavsiye etmiyorum. Okumak isterseniz okursunuz. Ve Yaşar Kemal, Orta Direk. Yaşar Kemal'in neden başarılı olduğunu, Yaşar Kemal'e hala adının neden bu kadar duyulduğunu, kültür dergilerine hala neden bu kadar yer verildiğini, eserlerinin neden bu kadar makaleye araştırma konusu olduğunu, onu okudukça daha da keşfetme fırsatı buluyorum. Yaşar Kemal gerçekten buram buram Adana, Çukurova, hani henüz gitmedim, gitmeyi düşünüyorum. Gitmeden yaşama fırsatı bulabileceğiniz kitapları var, romanları var. Şu an bir kitabını daha okuyorum. Henüz bitirmedim. Ocak ayında onu sizinle paylaşacağım. İnşallah paylaşacağım. Şu an Eskici ve Oğullarını okuyorum. Orta Direk ve Eskici ve Oğullarını Ocak ayında karşılaştırmasını yaparım size. Orta Direk'te Andırın'dan, yani Yayla'dan Çukurova'ya tarım için, ekmek parası kazanmak için, pamuk toplamak için bir göçü anlatıyor ve göçte yaşanan zorlukları anlatıyor kitapta. Aslında köyle birlikte bir göç yaşanıyor. İşte onun bir vakti geliyor. Belli doğa olayları artık pamuğun, tabii haberleşme çok mümkün olmadığı için o dönemde artık pamuğun toplanma vaktinin geldiğini ifade ediyor ve yayladan yavaş yavaş Çukurova'ya inmeye başlıyorlar. Benim Andırın'lı bir arkadaşım var. Bu kitabı okuduktan sonra onun karakterinde hani herkesin bir şeyi vardır ya, bir Doğu karakteri vardır, bir Trakya karakteri vardır, bir Ege karakteri vardır falan. Evet, o Andırın'lı arkadaşımın karakterini biraz daha kafamda analiz etme fırsatı bulmuş oldum. hani inatçılığını, işte birkaç temel karakterini analiz etme fırsatı da bulmuş oldum. Kitaplar gerçekten bazen bu tarz şeylere de sebep olabiliyorlar. Her neyse, şunu görüyorsunuz, bir kere ekmek mücadelesi gerçekten çok farklı bir mücadele. İnsanlar burada ölebiliyorlar bile. Köye göç eden, yayladan Çukurova'ya göç etmeye çalışan, köyle birlikte göç etmeye çalışan bir aile belli bir sebepten dolayı ayrı düşüyor göçün bütününden ve bir yaşam mücadelesi vermeye başlıyor. Yol boyunca çoluk var, çocuk var, yaşlı var, böyle bir göç var ve tabii ki onların göç etmek için genç bir insan gibi güçleri yok falan. Böyle bir hikayeden bahsediyor. Ve şunu söylüyorsunuz ya, insanlar tarım yapmak için bir dönem ta nereden nereye göçmüşler, şu o kadar işte para toplamışlar da dönmüşler, köyde bütün kış onu yemişler falan. Hani düşündüğünüz zaman hani bu gerçekti, bu yakın dönem gerçeğiydi, hatta çok da uzak değil yani, makineli tarıma geçmeden önce yaşanmış bir dönem. Yani dedelerimizin yaşadığı bir dönem. Hani bunu düşününce gerçekten bugünlerin kıymetini anlamanıza sebep oluyor. Yaşar Kemal'in başarısını ben şeye bağlıyorum. Yöresel ağzını mükemmel kullanıyor. Yani gerçekten bir Çukurovalı'yı, bir Adanalı'yı okuyorsunuz. Deyimleriyle, her şeyiyle onu okuyorsunuz. Ve bence bu romanı başarılı kılıyor gerçekten. Yani hikayenin içine girmeyi sağlıyorsunuz ve şimdi okuduğum romanla birlikte karşılaştırma yaptığım zaman da şunu görüyorum. Aksi karakterleri çok güzel anlatıyor. Aksi, huysuz, sinirli, laf anlamaz karakterleri mükemmel anlatıyor. Gerçekten böyle sinir olduğunuz bir karakter okuyorsunuz romanı okurken. Karakterleri çok doğru tanımladığını, çok iyi okuyucuya aktardığını düşünüyorum. Yaşar Kemal'in bu yüzden çok başarılı bir yazar olduğunu düşünüyorum. Takdiri bana düşmez tabii ama dolayısıyla Yaşar Kemal gerçekten Türk edebiyatında önemli yazarlardan birisi olmuş ve Türk edebiyatında Anadolu kavramını öğrenmek istiyorsanız ve onu okumak istiyorsanız Yaşar Kemal'i mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Diğer tüm eserlerinde elime geldikçe birer birer hepsini okumayı planlıyorum. Yaşar Kemal okumalıyız. Size de şiddetle kendi edebiyatımızı tanıyabilmek için Yaşar Kemal okumayı tavsiye ediyorum efendim. Storytel'den dinlediğim kitaplara gelecek olursak Yaşar Başarır'ın Sibop diye bir kitabını dinledim. Sibop bir mizah kitabıydı. Çok güzeldi, çok lezzetliydi ya. İnanılmaz eğlendim kitabı dinlerken. İnanılmaz eğlendim ya. Anlatamam. Çok güzel deyimleri vardı. Bir kere yaşadığımız dönemi anlatıyor. Bir kentsel dönüşüm problemine değinmiş durumda. Kentsel dönüşümde rant elde etmek için böyle bir sürü katakulli çeviren bir hikayeyi anlatıyor aslında. Fakat gerçekten çok güzel anlatmış. Bir karakter var ve bu karakterin kendine olan öz eleştirisi mükemmel aktarılmış. Çok komik. Dinlerken çok keyif aldım. Gerçekten hoş vakit geçirmek istiyorsanız, yürüyüşte, yemek yaparken hoş vakit geçirmek istiyorsanız ya da yazın kumsalda hoş vakit geçirmek istiyorsanız gülerek, hoş vakit geçirerek dinleyebileceğiniz keyifli bir roman olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ediyorum o yüzden, gülmek için. Dinlediğim ikinci kitapta Hande Akın'ın Kadın Olmak diye bir kitabı. Sanıyorum psikologtu Hande Akın. Kendi danışanları üzerinden yaptığı deneyimler üzerinden paylaşımlarda bulunmuş kitabında. Öncelikle kadın olmak nedir? Yani dişil enerji nedir? Erkil mi deniyor? Erk enerjisi mi deniyor? O nedir? Onları tanımlıyor kitapta. Böyle başka dikkat çekecek konulara da değiniyor. Örtünme konusuna falan da değiniyor. Şimdi kitabı benim tavsiyem üzerine dinleyenler bu eserde ne biçim şeylere karşıymış falan gibi düşünmesinler. Bu tamamen kişinin özelinde olan bir şey. Sadece örtünme konusunda şu açıdan ele alıyor. Pek çok canlıda saçın, yani yelelerin, tüylerin ve benzeri şeylerin dişil enerjiyi temsil ettiğinden bahsediyor. Ve kitabında başka nelerin dişil enerjiyi temsil ettiğini ve bunların çocuklukta bastırıldığında ne gibi problemlere yol açabileceğinden bahsediyor. Aslında kitap, orada anlatılan, kitapta anlatılan hikayeler bana kendi çocukluğuma dönme fırsatı ve şu an mesela diyelim ki bir cinsel problem yaşıyorsam ya da cinsel bir konuya bir şey ters bir açıdan bakıyorsam buna neden baktığımı anlamama sebep olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan faydalı olabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani kadın olma meselesinin sadece bizim ülkemizde değil, başka pek çok ülkede de bastırılma, bu dişil enerjinin erkil enerjiden daha aşağıda tutulması gibi pek çok şey var. İnsanların, danışmanlarının çocukluğunda ne yaşadığı, yaşadığı şeyin gelecekte neye sebep olduğu ve bunu nasıl çözümledikleri üzerine hikayelerin anlatıldığı, kısa kısa hikayelerin anlatıldığı bir kadın olma kavramının açıklandığı bir kitap. O yüzden tavsiye ediyorum. Mutlaka fayda göreceğiniz noktalar kendinizde bulacaksınızdır. Ben kendi adıma buldum. O yüzden tavsiye ediyorum Storytel'de dinlediğim Kadın Olmak kitabını. Bu 4 ay içerisinde tabii ki birden fazla film izledim ama şu an sadece şeye değinmek istiyorum. Sinemada Müslüm filmini izledim. Hepinizin izlediği üzere. Ben de birkaç şey söylemek isterim Müslüm filminin üstüne. Müslüm Gürses benim jenerasyonum şeyiyle, sebebiyle ön yargıyla baktığım bir sanatçıydı. Şöyle ki benim gençlik döneminde arabesk dinlemek şey bir şeydi, arabesk dinlenmez, o ne öyle, hani işte o keko bir şeydi yani, anlarsınız da demek istediğimi. O yüzden arabesk dinlemezdim. Sadece Müslüm Gürses'le benim tanışma ve müziğini sevme dönemim Teoman'ın şarkılarını albüm yaptığı döneme denk geliyor ve farklı bir çalışmaya girip farklı şeyler, yeni şeyler deniyor olması, hani bir arabesk sanatçısının hoşuma gitmişti ve takdir göstererek, ki tabii ki benim takdirime ihtiyacı yok, dinlemeye, keyif almaya başlamıştım. Müslüm Gürses'le benim bağlantım bu şekilde olmuştu. Ama Müslüm Gürses'e karşı hayatını bilmeden ön yargılarım vardı. Yani neden? Arabesk pek sevmediğimden, arabesk kafayı belki de pek sevmediğimden. İşte onun konserlerinde hatırlıyorum, ben çocuktum o zaman, yılbaşı haberlerinde falan çıkardı, hayal meyal hatırlıyorum işte, insanların kendini jiletlediğinden falan. Sanki bu sebep, o sebep oluyormuş gibi böyle bir tuhaf bir önyargılarım vardı. Fakat filmi izledikten sonra şöyle söyledim, aslında ben sanıyorum bir sanatçı ya da herhangi birini yargılamadan önce onun hayatını önce keşfetmeliyim. Bunu özel hayatımda yapıyorum. Bir insanı anlamak için, bir insanla anlaşabilmek için daha doğrusu, onun hayatında neler yaşadığını ya da özelinde ne gibi problemleri olduğunu mutlaka anlamaya çalışıyorum ki o insanı anlayıp o insanla anlaşabileyim. İş hayatında da bunu uygulamaya çalışıyorum. Çoğu zaman o yüzden hatta birçok insanın anlaşamadığı insanlarla ben genel olarak anlaşabilirim. Çünkü o insanı anlıyorum. Yani ne yaşadıklarını anlamaya çalışıyorum en azından. Keşke Müslüm Gürses'le de bunu yapsaymışım dedim. De şunu söyledim. Ben keşke Müslüm Gürses hayattayken onun şarkılarını daha çok dinleyip ona daha çok destek olsaymışım diye düşündüm. Böyle bir içimde şey yaşadım. Filmin çok ajitasyon olduğunu düşünmüyorum. Zaten hayatı kendi acılarla dolu bir insan. Dolayısıyla bu acının anlatılması ajitasyonun sebebi olmuş olabilir ama çok sündürüldüğünü düşünmüyorum açıkçası. Film güzeldi. Böyle filmler çoğalır inşallah. Ayla filmini çeken yönetmen çekmiş zaten bu filmi de. Şu an adını hatırlamıyor olmam peki. Neyse. Dolayısıyla Ayla filmini de sevmiştim. Belli mantık hataları olduğu yönünde bir kafamda eleştirel bir şey vardı. Müslüm Gürses'te onu pek, Müslüm filminde onu pek görmedim. Dolayısıyla filmi sevdim. Filmi bazı önyargılarınızı, yani Müslüm Gürses'e karşı bazı önyargılarınız varsa onları yıkmak için filmi izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir de Türkiye gündeminde büyük sanatçı olarak anılmış insanların filmi yapılmışsa neden izlemeyelim ki? Takdir edilesi bir şey zaten bu. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim nacizane. Söyleyeceklerim bu kadar film için. Evet, videonun sonuna geldik. Bu çatallı sesimle videonun sonuna kadar beni dinlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 2019 yılının ilk haftasında 2018'e ait bir sürü bir şeyi artık sonlandırmak istedim. Dilerim 2019 yılı daha düzenli, daha güzel, daha temiz bir yıl olur. Böyle yüzüm gözüm şiş, hastayım. Evde de bir sürü işim var. Yarın mesai var. Bu arada sadece hasta değilim. Boynum da ciddi anlamda tutuk. Yani boyun düzleşmesi var bende ve anlamadığım bir sebepten dolayı felaket bir şekilde tutulmuş durumda. Şu an bugün birazcık daha iyi. Bir takım egzersizlerime tekrar ağırlık vermem lazım. Güzel şeyler olacak inşallah. Hepinize tekrar güzel bir yıl dilemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.